Cenab-ı Şeyh bu hakikati beyan buyurduktan sonra bunun üzerine tertiplenen bir soruyu getirip derler ki: madem ki nefsin ezelde saadetinin ve imanının tahakkuk etmesinden dolayı senin izah ve beyan ettiğin gibi kendisinde aklın davetine haktan işitme kuvveti vardır, şu halde niçin hevanın davetine uyup aklın davetine uymaktan yüz çevirdi? Böyle bir soru gelebilir. Madem ki ezelde iman yazılmış, o zaman niye şimdi nefs şeye uyuyor, hevaya uyuyor, şehvete yöneliyor, günahlara meylediyor, imandan yüz çeviriyor, imana meyledecek amellerden halifeden kaçıyor. Halifeden kaçıyor. Biz cevaben deriz ki bunda iki yön vardır. Birisini yukarıda izah edip dedik ki Hak Teala kendi halifesi olan ruha tasarrufta aczini ve ruhun kendi tasarrufunun hakkın kudretiyle olduğunu bildirmek. Haddini bil diye. Düş bak, tuzaklara düşebilirsin. Haddini bilsen bu sendeki vasıflar sende emaneten, gölge. Bunu bildirmek için böyle bir nefse uydurdu, hevaya uydurdu. Ki aklı başına gelsin. Bir bu cihetten bildirmek ve bu surette kendi değerini ve derecesini anlatmayı murad etti. De nefse hevasının, hevanın seslenişini işittirdi. Bir bu cihetten. Ve bu muradının gerçekleşmesi için aklın davetini işitmekten nefsin kulaklarını sağır kıldı. Aklın hitabına tıkadı kulaklarını. Ki bu sefer nefs bu aklın onu doğru yola davetini duyamadı, akıl vezirinin. İkinci yön şudur ki muhakkak nefis ruhun bazısıdır. Nitekim nefsin nevileri ve vasıfları bundan önceki şerhlerde izah edilmiş idi. Şimdi nefs ile ruhun hep tabir ettiğimiz hani giriftliğinle alakalı mevzuyu ifade edecek. Bundan açıkça anlaşılır ki her nefis ruhtur. Fakat her ruh nefis değildir. Her nefis aynı zamanda ruhtur. Ama her ruh nefis değildir. Nitekim Havva Adem'in bir parçasıdır ve Adem'in dişisidir. Ve bu durumda her kadın Adem'dir. Fakat her Adem kadın değildir. Şimdi madem ki nefis ruhun bir parçasıdır ve seslenici olan ruh nefsin aslıdır ve seslenici olan heva ise nefse nazaran yabancıdır ve parçanın bütün ile daimi ilişikliği bulunduğundan parça indinde kül hasıldır ve ayrıca onu öğrenmeye lüzum yoktur. Külde de kül cüz, cüzün aynıysa cüz kül onun aynıdır. Madem ayrıca öğrenmeye lüzum yoktur ve o parçanın yabancı ile ilişikliği olmadığından o yabancı onun indinde hasıl değildir. Bundan dolayı nefis bilmediği şeyi öğrenmek için buraya dikkatinizi çekiyorum. Birinci meseleyi anlatmıştı. Allah kendini bilsin. Asıldan ayrılan cüz olduğunu, gölge olduğunu, emaneten kendinde bulunduğunu bilsin diye musallat etti dedi hevayı. Acziyetini anlasın. İkincisi ise şimdi ikinciyi izah ediyor. Bundan dolayı nefs bilmediği şeyi öğrenmek için, çünkü heva nefsten gayrıdır diyor. Nefs bilmediği şeyi. Bakın burada insanın yaratılışından, fıtratından, nefsin özelliklerinden birini daha öğrenmiş oluyoruz. Nefs bilmediği şeyi öğrenmek için yönelir. Merak, merak işte. Diyorlar ya, başına ne gelirse meraktan gelir. Bilmediği şeyi öğrenmek için o yabancıya meyilli ve iştiyaklı oldu. İşte hevaya dedi ki bunu bir tanıyayım, öğreneyim. Çünkü merak var ya işte nefs. Bilmediği şeyi öğrenmek istiyor. Hayırlı tuzak kuracak ya. Evet, iştiyaklı oldu. Bu hakikatin eseri daima zahirde de görülmektedir. Şimdi örnekleme veriyor. Zahirde de evet, hep bütün hayatımızda kendimize dönüp bakalım. Zahirde de bunu görürüz. Hep bilinmeyene, kapalı olana, örtülü olana bir merak vardır değil mi? İnsan o örtüyü kaldırmak, açmak ister, görmek ister, bilmek ister, tatmak ister, yaşamak ister, deneyimlemek ister. Nitekim her bir kavmin, şimdi zahiren bir örnekleme daha veriyor burada. Nitekim her bir kavmin erkekleri yabancı kadınlara ve kadınları da yabancı erkeklere meyillidir. Yani kavim olarak her bir kavim
yabancı kavmin, başka bir kavmin kadınına meyleder. Ya da çekim var. Mesela diyoruz ya sarı ırk, siyah ırk mesela. Sarı ırk, siyah ırka bir meyli vardır. Çünkü yabancı gördüğü için. Mesela Ruslar mahvetti tarafı. Sarı ırk siyah ırka meylettiği, siyah ırkın beyaz ırka meylettiği gibi. Neden? Çünkü kendinden farklı. Farklı bir şey olduğu için farklıyı merak ediyor. Farklıdaki tat, zevk nasıl bir şey acaba? Nitekim her bir kavmin erkekleri yabancı kadınlara ve kadınları da yabancı erkeklere meyillidir. Ve bu meyletme hali onların hal ve şanından bilmediği şeyi öğrenmek merakından kaynaklanmaktadır. İşte nefis de kendisine yabancı olan hevanın indinde lezzetlerden ve hazlardan olan şeyleri bilmek için ona uydu. Nitekim Havva ağacın meyvesini yemede iblise uydu. O da kendinden farklı olana. Adem'den farklıydı çünkü. Farklı bir tür. Çünkü iblis Adem cinsinden olmayıp Havva'ya yabancıydı. Havva'nın hevası oldu yani. Tabii. Onun hevası oldu. Çünkü merak etti. Yabancı bir cins. Ve ona uydu.